Hepinize merhaba diyerek bugünkü hikaye okuma videomuza başlıyoruz. Bir önceki videomuzda 6-7 yaş grubu için hazırlanmış, tabii bizde 16-17 yaş grubuna tekabül eder. El İmlâk-ı Şakiyyü ve Melikul Akvâmi isimli kitap. El İmlâk-ı Şakiyyü kötü. Terörist, dev ve Melikul Akvâmi ve cücelerin kralı. Yani kitabımızın başlığı, adresi El İmlâk-ı Şakiyyü ve Melikul Akzami ve Melikul Akzami El Mustevel Evvel. Yani bu birinci düzey sevgili arkadaşlar. El Mustevel düzey demek, seviye demek. El Evvel birinci seviye. 6-7 yaş, 6-7 seneler için Meşru'ul Menhel Te'alimi Menhel eğitim programı tarafından hazırlanmış bir kitapçık. Darül Menhel, Menhel Yayın Evi'nce yayınlanmış. Te'lif, ellefe yu'ellifu te'lif. Yayına hazırlayan değil de yazan. Ellefe müellif yazar anlamında. Ahmedu Muhammed, Ahmed Muhammed. Rusum, resimleyen, hani bu çocuk kitapların en güzel tarafı da resimli olması. Biz büyüklerin de hoşuna gider. Ziyaul Haccari. Ziyaul Haccari tarafından yapılmış, resimlenmiş bir kitap. Bakın burada imlak, dev demek. Dahmun, iri demek. Yusa'idu, yardım ediyor demek. Se'ale yusa'idu, musa'id. Bunu okumuş idik. Şu anda buraya geliyoruz. وَكَانَ اِذِي الْعِمْلَاقُ Dev batışanın zorbaydı. Kabaydı. İncelikten nasibini almamıştı. Kendi iriliğine, kendi devliğine, gücüne güvenip herkese kötü, şiddet uygulayan biriydi. Batışan, zorba. İbn-i Melik'il İbn-i Melik'i kralın oğlu El-Amalikati devlerin kralının oğlu neydi? Zorbaydı. Şakiyen kötüydü. Kötü. Şaki kötü. Bunun zıttı salih. Bunun zıttı tayyip. Arkadaşlar. Yu'zil ekzami. Eze yu'zi. Eziyet ediyordu. El ekzame. Cücelere. Dedik ya kendisi dev. Cücelere ne yapıyordu? Eziyet ediyordu. Zorbalık ediyordu. Terör uyguluyordu. Ve yestemti'u. Ve bundan zevk alıyordu. Gıdalanıyordu. İstimte. Bihedmi yıkmakla büyütihim. Evlerini yani cücelerini evlerini yıkmakla da gıdalanıyordu. Zevk alıyordu. Mutluluktan uçuyordu. İstemte'a yestemti'u. İstimta. Ve kâne tabi masal bu sevgili arkadaşlar. Ve kâne idi yadhaku gülüyordu. Millet ağlarken o gülüyordu. Kesiren çok endeme esnada yara gördüğü esnada el-ekzame nedir? Cüceleri gördüğünde yehrabune ondan kaçtıklarını gördüğünde acayip gülüyordu. Haufen minhu. Haufen korkarak bu hal durum bildiriyor. Durum zarfı. Minhu o devden. Devden korkup kaçtıklarını görünce dev ne yapıyordu? O kötü ve eşkıya olan dev zorba çokça gülüyordu. Burada resimlerde de görüyorsunuz arkadaşlar.
şakiyyun, şakiyyun, kötü. Bu da yu'zi, eziyet ediyor. Bakın, eziyet ediyor. Kedinin kuyruğunu tutmuş, sallıyor. Yaramaz çocuk işte. Öbürü de arkadaşın saçını çekiştiriyor arkadan. Şakiyyun. Şakî, eşkıyanın müfredi. Eşkıya da terörist demek. Günümüz Türkçesinde. Moda tabirle. Celese, oturdu. Bakın oturmuş tabi cüce kral. Cücelerin kralı. Tefekkür ediyor. Bu beladan nasıl kurtulacağız diye. Celese melikü, kral. El-Ekzami, cücelerin kralı. Yevmen, bir gün oturdu. Cücelerin kralı. Yevmen, bir gün. Yufekkiru, düşünüyor. Neyi düşünüyor? Fi tarikatin, bir yol düşünüyor. Tarikatin, bir metot, bir üslup düşünüyor, tefekkür ediyor. Li ikna'i, ikna etmek için. Razı etmek için. Kanaat getirmesi için. El imlaki, ikna'i imlaki, devi ikna etmek için bir yol düşünüyordu bir gün. Günlerden bir gün oturdu tahtına, düşünüyor. Ben ne yapabilirim de bu zorba batışağına, zorbalık uygulayan devi nasıl ikna ederim? Da bi'ademi ize, eza etmekten vazgeçiririm. El-Ekzami. Yani cücelere eziyet etmesinden nasıl vazgeçiririm bu zorba devi diye düşünüyorum. Ve talet, ve uzadı celsetühü, oturuşu, kesiren, uzun bir süre devam etti. Tale yatulu, tuğul uzun, tavil uzun adam, taviletün mesela saatün, taviletün uzun bir saat. Yevmun tavilun, uzun bir gün. Dersun tavilun, uzun bir ders. Burada da resimde sevgili arkadaşlar, yufekkiru, bakın böyle düşünüyor. Böyle düşünüyor, ne yapabilirim acaba? Ne edebilirim? Bu da kral tabii, korku ve dehşet içerisinde bu devden. Kendisi parmak uzunluğunda, bir kral, öbürü dev. Ve resimde görüyorsunuz, sevimli bir arı kralı ziyarete geliyor. Re'etü ennehletü. Re'etü ennehletü. Ne yapıyor? Bakın, arı onu görüyor. Fetekaddemet, yaklaştı. Minhu, ona yaklaştı. Ra'atun nahlatu, arı, suretun nahl. Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Suretun nahl. Nahl suresi, yani arı suresi. Ve kâlet, ve dedi ki lehu, ona. Kâle, kâla, kâlu, kâlet, kâlete, kulne. Kâlet en nahlatu lehu, lil meliki. Mâli, neyin var seni öyle görüyorum, erake, seni görüyorum, hazinen. Mali erake hazinen, ya melikel ekzami. Hazinen, üzüntülü, yaslı, hüzünlü, üzgün, kederli. Ya melikel ekzami, ey cücelerin kralı, neyin var ki seni böyle görüyorum? Fezekere lehe, fezekere anlattı lehe, arıya, kıssata, hikayesini, el imlaki, devin hikayesini, hangi dev, batşane, zorba devin, me'al egzami, cücelerle olan ilişkisini ne yaptı, anlattı arıya, dedi ki sorma arı kardeş, bu tabi hikaye, Nemrud'un da hikayesini andırıyor.
Nemrut her türlü zulmü işliyordu. Cenab-ı Allah rivayete göre ona bir topal sinek gönderdi sevgili arkadaşlar. Topal yani. Hani deriz ya seni sinek gibi ezerim falan. Nedir yani sinek? Adı üstünde sinek kadar bir yerin var falan. Ama o sinek Nemrut'un burnundan girdi beynine falan. Ondan sonra durmadan vız 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 yaparak adamı neredeyse deli etti. O ağrıdan sızlan tabii o günün teknolojisi. Gerçi bugünün tıp teknolojisi olsa ne olur ki? İşte Allah esirgesin kanser gibi hastalıkları morfin vererek ağrısını dindiriyorlar. O günün de morfini ayakkabıyla adamın kafasına vura vura bayıltıncaya kadar Nemrut'u dövüyordu hizmetçileri. O Nemrut, zalim Nemrut. Hazreti İbrahim'i ateşe atan Nemrut. Nehletün, arı. Nehletün. Fekkere, tefekkür etti, düşündü. Fekkere, müfekkürü, tefkir. Müfekkir. Müfekkir, düşünen adam demek. Ennehletü, arı düşündü, kalilen, az bir süre ve kalet ve ona dedi ki, ve kalet dedi, sevfe usa'iduke, sevfe usa'iduke, sana yardım edeceğim. Bakın, sevfe, ileri bir gelecek için, se, yakın bir gelecek, sevfe, ileri bir gelecek, ama sevfe usa'iduke, sa'ade yusa'idu, musa'id. Ve ahazet ve başladı tehki anlatmaya başladı lehu ona an huttatihe planını anlatmaya başladı. Huttatun plan demek. Nasıl yapacağını anlatıyor. Huttatun. Elleti setunkizuhe setun pardon setunefizuhe yani uygulayacağı planı krala anlatmaya başladı. Anlatmaya başladı. Sevgili arkadaşlar, hikayemizin en heyecanlı yerinde bir sonraki videoda buluşmak üzere noktayı koyuyoruz. Hepiniz esen kalın, hoşça kalın.